İşte böyle arada istihbari kavgalar da oluyor. Algılayamadığım yani. Şeylerden bir tanesi, yani sayısız medya kuruluşu var. Yani sizin gibi söyleyen de çok ender insanları var. Yani ben sizin bu söylemlerinizin dikkat çekici olduğunu düşünerek, sizinle iletişime geçerek bunların söylenmesi gerektiği için bu yayını gerçekleştiriyoruz. Şimdi ana medyadaki televizyon kanalları, büyük televizyon kanallarının hepsinin başında Amerikalı müdürler var. Ama hepsi mi böyle olur? Hepsi hemen hemen öyle. Ben isimlerini de sayarım yani, var. Yani Amerikalı bayağı ciddi, bir kanalın başında en son merci Amerikalı. Yani adam, ben niye atıldım TRT'den? Amerikan Büyükelçiliği, İsrail Büyükelçiliği'nin emriyle atıldım, değil mi? O zaman benim yüzüme söylendi, bu kitabın başına yazdım, kimse yalanlamadı. O zaman adam diyor ki, yani iş istemeye gidersen komik diyor yani, seni biz attırdık herhalde hiçbir yerde çalışmaman için. O yüzden ancak sağ olun işte böyle Konya'da, bazen Antalya Radyosu'nun televizyonunda, yani yerel televizyonlarda hala çıkabiliyorum. Ama onun dışında ana medyada kendini milletten yana olduğu iddiasında olan kanallar dahil çıkamıyorsunuz. Çünkü öyledir yani, bir ülkeye el konduğu zaman hem bu tarafa hem o tarafa hem şu tarafa hepsini ele alırlar. Hepsinin üstüne bir operasyon yürüyor. Yani tek parça üzerinden devam ediyorsun. Mesela üniversitelerde Erasmus gibi bizim ideolojimizin değişmesini sağlamaları gibi mesela fikir, beyin jimnastiği yapıyorlar. Onun dışında medyayı aynı zamanda ele alıyorlar. Aynı zamanda iktidarın içerisinde de böyle bir söylemdeler. Evet. Biraz önce reklam arasında da sordum. Bundan yıllar öncesinde dönemin o zaman başbakanı Necmettin Erbakan'dı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Amerikalı mevkidaşlarınız, belki gazeteciler geldiğinde görüşmek istediği kişi Erdoğan'dı, değil o mi? Yanlış olmuyor mı hatırlıyorum? Yani o şeydi, 1994 Nisan ayındaydı. Ben dönmüştüm. Londra'da BBC'de bir süre çalıştıktan sonra dönmüştüm. İşsizdim burada. Fakat onların haber ekipleri gelince burada iki günleri var. Devamlı kalamıyorlar burada. O nedenle diyorlar ki mesela 10 gün önce lütfen bize başbakan işte şu 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 isimleri arka arkaya, yani sabah 9'da Necmettin Erbakan, 10'da şu, 11'de bu. Planlama yapıyorlar. Planlamayı siz yapın ki biz oraya gelip bir günde dönebilelim. Böyle bir iş verdiler. Para karşılığı bir iş bu. Hı hı. Bunun adına fixerlık deniyor. Ben de kabul ettim ve sordum, yani böyle bir şey hazırlayacaksınız ama burada kimlerle görüşmek istiyorsunuz? Refah Partisi üstüne olacak dedi. Konunun başlığı Refah Partisi. Peki dedim, o zaman tabii en önemli isim Necmettin Erbakan. O zaman ben kendisine başvurayım. Yani şimdiden yazışmaları yapmam lazım. Bir süreç alacak bu. Ondan sonra şey, hemen hayır dediler. Necmettin Erbakan'ı istemiyoruz. Onun yanında biri var, Abdullah Gül. Onu istiyoruz. Ve ben o zaman tanımıyordum Abdullah Bey'i. Yani hiç ismi bir yerde çıkan biri değildi. İkinci isim olarak yeni Büyükşehir Belediye Başkanı olmuş olan Tayyip Erdoğan'ı istiyoruz. Üçüncü isim olarak da Fehmi Koru'yu istiyoruz. Bu üç isim dediler. Ben de peki dedim, bunları ayarladım. Tayyip Bey'in tercümanı bendim. Abdullah Bey kendisi İngilizce konuştu. Fehmi Koru kendisi İngilizce konuştu. Bu böyle yapıldı yani, ben randevuları ayarladım. Tam 20 yıl geçti şimdi. Evet. Ve aradan bir 5-6 gün ya da onların gidişinin üstünden bir hafta geçtikten sonra bir daha bir telefon geldi. Ve bu telefonda Pasifik'teki en önemli televizyon kanalı ABC'ydi. ABC'den de yine Refah Partisi konusunda bir bölüm hazırlayacaklarını söylediler. Ve ben de dedim ki, o zaman Necmettin Erbakan'la görüşmeniz lazım. Çünkü başında o var. Hayır, onu istemiyoruz. Abdullah Gül Bey var onun yanında. Onu istiyoruz. Fehmi Koru'yu ve yeni belediye başkanını istiyoruz. O da Tayyip Erdoğan dediler. Aradan bir ay geçti. Bu sefer Amerikan PBS aradı ve birebir aynı konuşma geçti. O zaman ben eve gidip söylemiştim. Çok garip bir durum var ortada. Neden? Yani bu isimleri hiç kimse tanımıyor. Bir tek işte belediye başkanı olduğu için biliyoruz Tayyip Bey, ama Fehmi Bey de işte gazeteci. Abdullah Bey'i hiç tanımıyoruz ama Necmettin Erbakan'ı asla ağızlarına bile almamışlardı. Yani istememişlerdi onu. Olabilirliği vardı. Üstelik biz Abdullah Gül'le konuşurken meclis bahçesinde yanımızdan da Necmettin Erbakan geçmişti. Yani isteseydik o da belki durup iki kelime ederdi. Onu da istemediler. Bu benim ilgimi çekmiş. Şimdi sizin sorularınızın önemli detaylarına geliyorum. Siz buyurdunuz ki AKP bu işin neresinde? Önce şunu ifade edeyim ki AKP'nin bütün yöneticileri benim evlatlarım. Benim eski gençlik başkanım, eski ilçe başkanım, eski belediye başkanım. Hepsini avucumun içi gibi tanırım. Hepsini severim. Hepsi evladımdır. Hepsi kardeşimdir. Ancak milli görüş gömleğini çıkarttıkları için hidayetleri kararmıştır. Gittikleri yol yol değildir. Şimdi bana geliyorlar, diyorlar ki ya hocam
Bunlar senin talebelerin. Sen bunlara aferin de sırtlarını okşa. Onlar da senin etrafında pervane olsunlar. İstediğini yaptır. Sen niye bunlara iyi yapıyorsun çocuklar diye demiyorsunuz da yanlış yapıyorsunuz diyorlar diyor bana. Niye diyorum? Çünkü ben onları sevmekle beraber vatanımı, milletimi daha çok seviyorum da onun için. Bunların gittikleri yoldan bir yere gidilmez. Şimdi bak bu iş nasıl oldu? Refah Partisi'ni iktidardan indirmek için. Çünkü yine mecliste Refah Partisi'ni bölmemiz lazım. Refah Partisi'ni bölmek için bunun içerisinde biz başbakan olalım, biz bakan olalım, biz şey olalım diye heves eden çocuklar var. Bunu Siyonizm biliyor. Bizim iç yapımızı. Gelin bakalım buraya. Siz bunu arzu ediyorsun değil mi? Biz bunu severiz. Siz bizim istediklerimizi verin. Alacakaranlık'ta 116 gün. Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken 12 Aralık 1997'de Siirt'te okuduğu bir şiirden dolayı 10 ay hapse mahkum edilir. Türk Ceza Kanunu'nun 312. maddesine göre suçu halkı din ve ırk farklılığı gözeterek açıkça kin ve düşmanlığa tahrik etmektir. Yargıtay cezayı onaylar. Oy çokluğuyla alınan bu karar Erdoğan'ın siyasi yaşamını bitirir. Danıştay 5 Kasım 1998 tarihinde Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı düşürür. 26 Mart 1999 tarihinde Pınarhisar cezaevine giren Erdoğan, infaz yasası gereği 4 ay hapis yatar. Cezaevinden 24 Temmuz 1999'da çıkar. Erdoğan'ın üyesi olduğu Fazilet Partisi de kapatılır. Bu arada Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı seyahatler dikkati çeker. Erdoğan 17-21 Nisan 1995, 17-22 Kasım 1996, 20-23 Aralık 1996, 26 Mart 1998 ve 16 Temmuz 2000 tarihlerinde ABD ziyaretlerinde bulunur. Erdoğan AKP'yi kurmadan bir ay önce de 4 Temmuz 2001'de ABD'nin bağımsızlık gününe özel davetle katılır. Erdoğan bu ziyaretler sırasında Yahudi lobisiyle görüşmeler yapar. ABD'nin Türkiye masası şefleri tarafından ağırlanır. CIA'in Kürt masası şefi Henry Barkey, ılımlı İslam'ın isim babası Graham Fuller, Karanlıklar Prensi Richard Perley gibi isimlerle kapalı kapılar ardında bir araya gelir. Aralarında Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu bir grup, 14 Ağustos 2001 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurar. Erdoğan da genel başkan seçilir. AKP'nin kurucuları, Fazilet Partisi'nin yenilikçiler olarak bilinen kanadındandır. Genel Başkan Erdoğan, siyasi çizgilerini tanımlarken, "Biz gömleğimizi değiştirdik," der. Fakat, milli görüş tabanının tepkisini çeker bu sözü. 21 Ağustos 2001'de, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, Recep Tayyip Erdoğan'ın kurucu üye ve genel başkan olamayacağı iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunur. Kanadoğlu'nun gerekçesi Erdoğan'ın TCK'nın 312/2'den hükümlü olmasıdır. Anayasa Mahkemesi söz konusu başvuruyu 9 Ocak 2002'de sonuçlandırır ve AKP'ye ihtar verir. Ancak mesele 2002 seçimlerine kadar gündeme getirilmez. Bu arada Recep Tayyip Erdoğan son olarak Şubat 2002'de gider Amerika'ya. Erdoğan'ın ABD ziyaretleri ikbal basamaklarını tırmanmasında önemli rol oynar. AKP, dışarıdan estirilen siyasi rüzgarlarla 3 Kasım 2002 seçimlerinde tek başına iktidara gelir. Ama Recep Tayyip Erdoğan milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmadığı için meclise giremez. 58. hükümet Abdullah Gül'ün başkanlığında kurulur. İşte bundan sonra 116 gün sürecek bir alacakaranlık dönemi başlar. İç ve dış aktörler belirledikleri hedefler için kolları sıvar. Amaç Recep Tayyip Erdoğan'ı milletvekili ve başbakan yapmaktır. 58. hükümet döneminde Erdoğan'ın siyasi yasağının kaldırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yasa değişikliği teklifi sunulur. Teklif, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de desteğiyle kabul edilir. Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi yükselişi önündeki engelleri kaldıracak bir siyasi hamledir bu. Ancak bu gelişme kafalarda soru işaretleri bırakır.
Kamuoyunda CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın Erdoğan'a neden destek verdiği merak konusu olur. Ne var ki bu olayın ayrıntılarını gizleyen sır perdesi bir türlü aralanamaz. Gazeteci Zülfü Livaneli konuyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atar. Livaneli, Tayyip Erdoğan'la Deniz Baykal'ın seçim öncesinde Beylerbeyi'nde gizlice buluşup bir anlaşmaya vardıklarını öne sürer. Zamanın CHP milletvekili, HYP Genel Başkanı Yaşar Nuri Öztürk de aynı iddia ile ilgili ayrıntıları gündeme taşır. Yaşar Nuri Öztürk, Beylerbeyi'ndeki bir yalıda baş başa yapılan görüşmede, Erdoğan'ın Baykal'a "Sen beni meclise taşı, dokunulmazlıkları falan bırak. Günü geldiğinde biz de sana Cumhurbaşkanlığı yolunu açalım" dediğini ileri sürer. Ama nedense birkaç cılız yazı ve açıklamanın dışında bu görüşme kamuoyundan gizlenir. Şimdi soruyoruz. Erdoğan-Baykal görüşmesinde hangi pazarlıklar yapıldı? Bugün bu görüşme neden unutturulmaya çalışılıyor? Erdoğan için hangi gizli mahfiller aracı oldu? Hocası rahmetli Necmettin Erbakan'ın Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı değerlendirme ise çok dikkat çekici. Dış güçler AKP'yi iş başına getirdiler. Ve ona bütün emirlerini tatbik ettirmek için 5 sene onu kullandılar. Evet. Bu 5 sene esnasında yapılan iş Hayim Nahum doktrininin taşeronluğudur. Erdoğan'ı kurtaracak yasa değişikliği Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından oy çokluğuyla kabul edilse de Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, öznel, somut ve kişisel olduğu gerekçesiyle veto eder. Daha sonra aynı yasa değişikliği teklifi meclise tekrar aynen kabul edilir. Cumhurbaşkanı Sezer, yasa değişikliğini bu kez anayasa gereği onaylar. Böylece Erdoğan'ın milletvekili seçilmesi için yasal bir engel kalmaz. Ancak seçim yeni yapılmıştır. Erdoğan nasıl milletvekili olacaktır? Alacakaranlıktaki eller devreye çoktan girmiştir bile. Önce seçimlerde Siirt milletvekili seçilen Fadıl Akgündüz'ün milletvekilliği düşürülür. Ardından da bir usulsüzlük sebebiyle Siirt'teki seçimlerin tekrar edilmesi kararlaştırılır. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk sıradaki adayı Mervan Gül adaylıktan çekilir. Erdoğan partinin birinci adayı olarak seçime girer. Siirt'te 8 Mart 2003 tarihinde yapılan yenileme seçiminde oyların %85'ini alır. Bunun üzerine Abdullah Gül Başbakanlığındaki 58. hükümet 11 Mart 2003 tarihinde istifa eder. Arkasından Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer hükümeti kurma görevini Recep Tayyip Erdoğan'a verir. Erdoğan da 15 Mart 2003'te 59. Cumhuriyet hükümetini kurar. İşte başka ülkelerde de malum ben 82 ülkeden raporlar yaptım. Oraların liderlerinde de aynı benzer özellikleri gördüm. Yine yani, Amerikan menşeli kaynaklı mı? Evet, peki? Evet. Yani Siyonizm kaynaklı demek herhalde. Yani Amerika olur. Belli bir şekilde Atilla İlhan bunun için şey derdi. Komprador aydınlar yetiştirmek zorunda derdi. Komprador aydın, komprador İspanyolca bir kelime. 16. yüzyılda bir adaya gidip orayı sömürmeye karar verdikleri zaman kendileri yapmak, görünmek istemiyorlar. Diyorlar ki içeriden bizim dilimizi bilen, bize hayran belli bir kitleyi alalım, satışları o yapsın. Biz uğraşmayalım bu süflilerle diyorlar. Bunu çok yani kolay gerçekleştiriyorlar bu. Belki ama evet. Peki, asıl soru bu olması gerekiyor belki. 20 yıl sonra, tam 20 yıl sonra bu düzen nasıl devam ediyor mu? Tabii her şey aynen devam ediyor. Yine birileri yetişiyor. Tabii, yetiştiriliyor. İçeride var. Zaten bizim basın mensuplarının hemen çoğu dışarıdan para alırlar. O zaman da partiler vardı. O zaman da seçimler vardı. O zaman da üç damar vardı. Dini hassasiyeti olanlar, Türkçüler ve sol, milli sol. Bunların hepsi Müdafaa-i Hukuk Kuvayi Milli adı altında ortaya çıkarak partiler seçimlerden uzak bir şekilde millet olarak bir araya geldi. Çoban ateşleri sistematize edildi ve bir devlet kuruldu. Yani biz bunu hayal etmiyoruz. Bir ütopya değil. Ve yine böyle olmak zorunda kalabilir. Çünkü 1 milyon kişi eğer bir araya gelip de harhur deyip sokaklara dökülmeden ama platformlar oluşturarak biz buna evet demiyoruz yeter artık dediği zaman orada bir şeyler değişir. Ama bu insanları çok güzel bölüyorlar. Sen şu partidesin, sen bu parti, sen öbür partisin derken millet iyice kafası karışıyor. O ona oy veriyor, bu buna oy veriyor falan derken yeniden 70 senedir yaşadıklarımızdan birini daha yaşıyoruz. Birini daha birini.
Yani dolayısıyla dini hassasiyeti olanlar, imamlar, hacılar, hocalar vardır. Onlar aynı zamanda Mustafa Supi gibi bir sol, aynı zamanda Yusuf Ziya veya Ziya Gökalp gibi Türkçüler. Ama bu toplumun her kesimi olduğu için bunu söylüyorsunuz değil mi? Her toplumun her kesimi bir aynı çatı altında toplanarak. Her kesim değil, hainler yok bunun için. İhanet edenler yok, Ali Kemaller yok. Şey. Ama yani bu adamların her biri, yani o bir tane mütedeyyin, İslami tarafı daha hassas, daha önde olanlar da oradadır. Türkçüler de oradadır. Ve bugün de aynı üç damar vardır. Yani bu üç damar yine bir araya gelmek zorunda. Bir araya gelmeden bir yere gidemeyiz. Mutlaka bir arada olacağız. Birbirine saygılı bir biçimde. Aksaçlılar mesela nasıl Türkmenistan'da hala devam ettiriyorlar? Doğrudan demokrasi. 2500 tane Aksaçlı var. Bunlar yani kadın ya da erkek olabiliyor ve toplumun bütün sorunlarını bilen, kendi yerel bölgelerinde tamam burada bu sorunlar var diyebilen insanlar bir araya gelip konuşuyorlar, fikir teati ediyorlar. Ondan sonra bir çözüme doğru gidiyorlar. Bence bunların yapılması lazım. Son dakikalar var. Ben kısa kısa birkaç soru daha sormak istiyorum. Son mesela Cumhurbaşkanı olduktan sonra Sayın Erdoğan'ın ziyaretçileri gelmeye başladı. Her kesimden gelen var açıkçası. Bir ama pazar... ilk ziyaretçi ilginçti mesela. İlk ziyaretçi geldi. Ama sonraki gelenler de ilginç. Mesela şu an tabii, ben büyük bir pazarlık sanki geliyor, bir pazarlık devam ediyor gibi geliyor bana. Bilmiyorum siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz bir pazarlığın ortasındayız zaten. Öyle mi? Bir pazarlığın, Türkiye bir pazarlığın ortasında yem ediliyor bir takım yerlere. Ama bu binlerce yıllık bir devlet. Bu o kadar kolay değil. Ve son lafım şu olsun. Yani Morton Abramowitz gibi hani Amerikan derin devletinin ortasında duran adam çok ilginç bir laf etti mesela. Geçen yazılarından birinde CFR'de çıkıyor bu yazılar. Biz dedi baştakileri hallettik dedi. Evet, onlardan yana korkumuz yok. Ama bizim dedi her zaman sürprizler yapan Türk milletinden korkumuz var dedi. Türk milletinden korkuyorlar. Yani millet kendi gücünün farkına var ve evet dediği zaman ondan korkuyorlar. Çünkü daha önce yapmışız bunu. O nedenle bürokratlardan, siyasilerden, orta kademe, onlardan korkmuyorlar. Onları bir şekilde satın alabiliriz ama milletten korkuyoruz diyor. O yüzden biz kendi gücümüzün farkında var. Türkiye'nin Orta Doğu'da bir görevi var. Nedir o görev? Biz geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz. Ve bu görevi yapıyoruz biz. Ellerine bir kağıt almış dolaşıyorlar. Avrupa, Amerika'nın bir projesidir bu. Bunu ispat ederlerse biz her şeye varız. Ama ispat edemezlerse alçaktırlar, namussuzdurlar. Bu kadar açık konuşuyor. Bu kadar ağır konuşuyor. Ve tabii ben özellikle Diyarbakır'a çok farklı bakıyorum. Yani Diyarbakır'ı istiyorum ki şu anda yani Amerika'nın da hani düşündüğü Büyük Orta Doğu projesi var ya, genişletilmiş Orta Doğu. Yani bu proje içerisinde Diyarbakır bir yıldız olabilir, bir merkez olabilir. Ellerine bir kağıt almış dolaşıyorlar. Avrupa, Amerika'nın bir projesidir diyor. Bunu ispat ederlerse biz her şeye varız. Ama ispat edemezlerse alçaktırlar, namussuzdurlar. Bu kadar açık konuşuyor. Bu kadar ağır konuşuyor. Buradan bir şey daha söylüyorum. İkide bir. Türkiye'de bir şeyler söyleniyor. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanıdır. Oradan çekilsin. Bunu anlatmak istiyorum.
Değerli arkadaşlar, Büyük Orta Doğu projesinin amaçları bellidir. Ve o amaçların içerisinde Türkiye'nin üstlendiği görev de bellidir. BOP, Orta Doğu barışına yönelik olarak kurulmuş ve bunun yanında ekonomik kalkınmasına olarak yönelik kurulmuş, oradaki özgürlüğe yönelik, kadın haklarına yönelik kurulmuş, eğitim özgürlüğünü daha ileri safhalara taşımak için kurulmuş ve atılmış bir adımdı. Ve burada Türkiye'ye de bir görev verildi ve biz bu görevi üstlendik. Bunun aslında şu anda zaten doğmadan ölen bir proje durumuna düştü.